Rüya ile gelen tebrik. Sonsuz bir rüyasın sen Bekir Berk. Bediüzzaman gençlik yıllarında Van'da Vali Tahir Paşa'nın konuğu olduğu günlerde Tahir Paşa bir gazete haberi gösterir. Haberde İngiliz Müstemleke Bakanı elindeki Kur'an'ı göstererek konuşmaktadır. Bu Kur'an İslamların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp etmeliyiz? Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız veyahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız. Şarkın dağlarında özgürlük ruhuyla büyümüş Bediüzzaman bu haber karşısında çılgına döner. Yerinde duramaz, olanca sesiyle haykırır. Ben de Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez manevi bir güneş hükmünde olduğunu dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim. Bu olaydan 50 sene sonra Bediüzzaman gibi cesur adam Bekir Berk, 1 Şubat 1960 gecesi gazetelere bakarken bir yazıyla karşılaşır. Bediüzzaman yeise düşmüştür. Bekir aslanlar gibi kükrer, kalemi çeker. Bediüzzaman'ın sönmez ve söndürülemez manevi bir güneş hükmünde olduğunu ispat eden Bediüzzaman yeise düşmemiştir başlıklı bir yazı kaleme alarak Hür Adam gazetesinde yayımlar. Yazı şöyledir. Geçen sayınızda muhterem müvekkilimle ilgili olarak neşrettiğiniz bir haberde Bediüzzaman Said Nursi'nin kendisine yapılan ithamlar karşısında büyük bir yeise kapıldığından bahsedilmektedir. Bu ifade herhalde bir sürçülisan neticesi olsa gerek. Gerçek iman sahibi yeise kapılmaz. Moskov silahları ve kumandanları divanı harbi örfiye giderken arasından geçildiği dar ağaçları ve küfrü mutlakın kaba kuvvet mümessilleri ve onların aşağılık uşakları karşısında bile fütur getirmeyen ve zulümleri karşısında ise ben Malikimin hizmetindeyim. Ey musibet, onun izin ve rızasıyla geldin ise merhaba, safa geldin. Musibet şerri mahz olmadığı gibi saadetten dahi felaket çıkar. Dünya ile ecelimden başka bir alakam yok. Çoluk çocuğumu düşüneceğim yok. Riyakar bir şöhreti kazibeden ibaret olan şan ve şerefi dünyevinin muhafazasına değil, kırılmasına yardım edene rahmet. Kaldı ki ecelim, o Halik-i Zülcelal'in elindedir. Kimin haddi var ki vakti gelmeden ona ilişsin? Zaten izzetle mevti, zilletle hayata tercih edenlerdeniz. Eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, hakikati Kur'aniye feda olan bu başa zındıkaya ve küfrü mutlaka eğmem ve bu hizmet-i nuriye ve imaniyeden vazgeçmem ve geçemem. Bana ızdırap veren yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanını sezemez. Can damarını koparan, kanını emen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse iman kalesi tehlikededir. İşte benim yegane ızdırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmetleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da iman kalesinin istikbali selamette olsa diyen muhterem müvekkilimin yeise kapılacağını zannetmek büyük bir hatadır. Bu sebeple haberinizi tasdihe lüzum görmüş bulunuyorum. Rüya ile gelen tebrik. Bediüzzaman Bekir Berk'in yazısını okur, çok memnun olur. Maşallah, bin berekallah der. Bekir Berk gece gündüz demeden, uyku durak bilmeden Risale-i Nur için koşturur. 30 yıl yatsı abdestiyle sabah namazı kılar.
2-3 saatlik uykuyla idare eder. Bu yazısının yayımlandığı akşam dinlenmeye çekilir. O yorgunlukla gözleri hemen kapanır. Az sonra rüya perdelerini açar. Bediüzzaman sahne alır. Bekir üstada yaklaşır. Zaferler bahşeden ellerine uzanır. Huşu içinde öper. Bediüzzaman da Bekir'in alnını öpmekle mukabele eder. Üstadın dudakları Bekir'in alnındayken telefon çalar. Oldu mu şimdi? Dünya, rüyanın en güzel yerinde, cennetin ortasında, Kevser havuzunun başında bu telefon sesi de neyin nesi işte. Kutlu bir rüyanın huzuru, rüyanın yarıda kalmasının hüznüyle kesişir. İsteksizce telefonu açar. Telefonun diğer ucunda çok tanıdık bir ses vardır. Üstadın diğer yarısı Mustafa Sungur ses vermektedir. Bekir Bey, üstadın yanından az önce ayrıldım. Hür Adam gazetesindeki yazınızı okudu. Çok beğendi. Size selam ediyor. Alnınızdan öpüyor. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Dünya dursun, bütün dünya bu sesi duysun. Bekir Berk kendinden geçer, sesi titrer. Aleyküm selam, lütuf buyurmuşlar. Her gece rüyalardasın, her sabah dualardasın Bekir. Bediüzzaman'la tanıştıktan sonra Bekir'in bütün dünyası Bediüzzaman ve Risale-i Nur olur. Aklına bir soru gelse, hayaline bir his ilişse, uykusuna bir güzel rüya düşse hemen üstadı Bediüzzaman'la paylaşmak ister. Böyle günlerin birinde içinden namaz geçen sırlı bir rüya görür. Rüyadaki sırrı öğrenmek için kaleme sarılır. Üstadına yazar. Bir süre sonra Mustafa Sungur yine sahne alır. Bekir'in mektubuna cevap yazar. Mektubunu üstada okuduklarını belirterek üstadın selamlarını ve yorumunu iletir. Üstadımız diyor ki, hayırlı bir rüya. İnşallah bir zaman içinde namaz kılınacağını göstermiş. Bekir'i nurun en has kahramanları içinde her sabah duamda ismiyle zikrediyorum. Ne okudum? Hem ben hem beni tevkil eden binler talebelerin okuduklarını bağışlıyorum. Bekir bu zamandaki hizmeti Kur'ani ve imanesiyle benimle beraber 30-40 sene dine hizmet etmiş gibi aynı neticede hissedar oldu. Çok selam ediyorum. Benim bedelimi dostlara selam etsin. 40 yıl hizmet eden Bekir Berk. Bekir Berk bir gün Bediüzzaman'a bayram tebriki yazar. Üstad adına Tahir Mutlu, Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Ceylan Çalışkan, Bayram Ağabeyler cevap yazarlar. Bekir'in nurları müdafasını üstadın 40 yıl hizmet etmiş kadar kabul ettiğini belirtirler. Muhterem avukatımız Bekir Bey, neşri olan müdafaanızı üstadımıza okuduk. Müdafaanızı çok beğendi. İnşallah mühim fayda verecek dedi. Sizin hem bu müdafaanızdan hem fahri olarak hizmet-i İslami için koşturmalarınızdan anlaşılıyor. Bu nevi hizmetinizin tesiri ve neticesi inşallah büyük olacaktır. Ve size de manevi büyük faydası olacaktır. Biz hem kendi müdafaalarımızı hem sizin müdafaanızı baştan ve sonundan Risale-i Nur'a temas eden kısmını bir arada şimdilik hususi olarak Nur Dairesi'nde daktilo yazısıyla neşredeceğiz. Sizin müdafaanız neşredildiği ve maksat da hasıl olduğu için tamamını almadık. Üstadımız size selam ve dua ediyor. Bizler de selam, hürmet ederiz. Ne mutlu çağımızda sahabe ruhu taşıyan Bekir Berklere, Zübeyir Gündüzalplere, Bayram Yüksellere, Mustafa Sungurlara, ne mutlu Hakk'ın hatırını âli tutan bahtiyarlar zümresine, ruhlarına El Fatiha.